25 Haziran 2021 tarihinden bu yana Adıyaman'da hizmet veren Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kurulduğu günden bu yana 1 milyon 800 bin arama yapıldı. Geçmiş olsun. Merkez 85 vakaya ulaşımı. Tamam. 1 Ocak 2023, 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki bir yıllık zaman diliminde ise çağrı merkezine 766.313 çağrı geldi. Vatandaşlar tarafından yapılan 766.313 çağrıdan 248.397'si gerçek vaka sayılırken 517.916'sı ise asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti. 329 çıkışa mı engel araç? Adıyaman Valisi Osman Varol, polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD gibi birçok telefon numarasının 112 çağrı merkezinde birleştirildiğini vurguladı. Tüm acil durumlarda tek bir numaranın arandığı ve bu aranan numaradan acil durumun türüne göre ilgili yine operatöre bağlantı yapılarak hem insan kaynağının hem araç gerecin doğru ve etkin bir şekilde yönlendirilmesini sağlandığı bir sistem. Hem yoğun bir insan gücü kullanılıyor hem de çok ileri bir teknoloji kullanılıyor. Yani şöyle düşünelim, buradaki operatör arkadaşlar bir ekip yönlendireceği zaman bütün araçların lokasyonunu, konumunu görebiliyorlar. En yakındaki ekibi en hızlı şekilde ilgili vakaya, bu güvenlikle ilgili olsun, sağlıkla ilgili olsun, yönlendirebiliyorlar. Artık 2,5 yıllık bir tecrübe oluştu ilimizde. Tabii burada en önemli konulardan bir tanesi asılsız çağrılar. Geçtiğimiz yıl içerisinde, 2023 yılı içerisinde toplam 766 bin çağrı geldi acil çağrı merkezimize. Ama bunların sadece 248 bin tanesi vakaya dönüştü. Yani bu da oran olarak yaklaşık 32,5'a 67,5 gibi. Yani toplam çağrıların neredeyse 1/3'ü sadece vakaya dönüşüyor. 2/3'ü ise asılsız çağrı olarak geliyor. Bunun tabii çeşitli nedenleri var. Yani bunlar çok detaylı konular ama önemli olan şu, burada çok önemli bir hizmet veriliyor. Gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımız için hemen çare bulabileceğimiz, hem insan kaynağına hem araç gerece sahibiz, onların yönlendirilmesi için buranın lüzumsuz bir şekilde meşgul edilmemesi gerekiyor. Onun için bu bilinci artırarak sadece gerektiğinde 112'yi aramak icap ediyor. Bunu özellikle vatandaşlarımıza söylemek istiyoruz. Bunun dışında da 112'nin daha önceki acil çağrı numaraları olan işte 155, 156 gibi diğer kurumların tamamının aslında çatısı olduğunu, yani tüm acil durumlar için 112'yi vatandaşlarımızın rahatlıkla arayabileceğini ve burada acil durumuna bir çare üretebileceğini tekrarlamak istiyorum. Vali Osman Varol aynı zamanda çalışmalarında başarı gösteren personellere de başarı belgesi vererek çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Teşekkür ederiz efendim.